arkadaşlar. Bugün 28 Kasım 2015 Cumartesi günündeyiz. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün yapacağımız olay, hazır marketten aldığım bir kendin yap şeklinde bir dolabımız var. Mutfak için aldık. Onun yapımını göstereceğiz. Çocuklarımla beraber, hep beraber yapacağız inşallah. Hanım bazı parçaları koyacakmış ona. Şimdi açalım bunu. Şu arka inceler, büyük ihtimalle arka tarafın kontrol plakları. Şöyle dikelim. Şu iki delik olduğuna göre bunlar kapakları. Evet, şöyle koyalım. Bu tarz kendinden kurulmalı dolapları ya da mobilyaları yaparken yapmanız gereken bir püf noktası, aynı parçaları aynı şekilde üst üste belli bir yere dizmeye dikkat edin. Daha sonra rahat bulabilmeniz için. Çünkü her ne kadar plan koysalar da yapımı biraz uzun sürebiliyor. Karışık olabilir eğer daha önce yapmadıysanız. Ben buna mesela dolaplardan bir daha önce bir 4-5 tane yaptım. Tekrar bakacağız buna. Şimdi parçaları ayırıyoruz. Bunlar da büyük ihtimalle orta rafları olması lazım. Bunları da şöyle koyalım. Evet, sol taraflar burada. Şimdi alt ayakları şöyle koyalım. Torbada gördüğünüz gibi menteşeleri, vidaları, bütün ekleme parçaları, her şey de var. Bunlardan bir tane fazla koymuyorlar, haberiniz olsun. Kaybetmemeye dikkat edin. Tam sayısıyla koyuyorlar. Şöyle kalsın. Evet. Yani kalite olarak bakarsak, yani daha önceki yaptığım mobilyalardan biraz kalitesiz. Diğer yaptığım mobilyalarda en azından yani vidaların delineceği yerler bile belliydi. Mesela onları işaretlemişlerdi. Malzeme kalitesi biraz kötü.
Şunu unutmayın takarken. Karıştırabilirseniz eğer şu ağzı açık olan kısım şeye bakacak, dışarı bakacak. Buradan gelecek menteşe. Ayar vidası içeride kalacak. Buna dikkat edin. Yoksa bir daha çıkartıp takmak zorunda kalırsınız. Bayrağımızı çektin mi oğlum? Şanlı bayrağımızı çektin mi? Bayrağımızı da görsünler. Çek bayrağımızı. Öyle çekeyim. Evet. Çekebiliriz. Tahtan düştü mü o tahtan? Alayım mı? Lazım öyle. Tamam. Evet, bakıyoruz. Evet. Dolabımız hazır arkadaşlar. Yerine götürebiliriz.
bir söyleyeceğim bir şeydi arkadaşlar. Bu tarz şeyleri yaparken eğer dolabı koyacağınız başka bir yerde yapıyorsanız kapakları ve rafları taşıdıktan sonra koymanız daha iyi. Çünkü taşıması daha kolay şu anda. Rafları ve kapaklarını takarsanız daha zor taşırsınız. Şimdi yerine götürme zamanı var. Evet, mutfağa getirdik dolabımızı. Rahat taşınması için kapak ve rafları da sonra koyacağız dedik. Şimdi öncelikle rafları da en son koyalım. Çünkü kapakları takarken burada vidalama yapacağımız için önce kapakları takmamız lazım. Daha rahat çalışmak için. Sadece bir alt ayakları takılacak. Onu daha sonra başka bir gün yapacağım. Ayağın bir plastiği eksik. Bakalım markette bulabilirsem bunu. Genel olarak böyle. Böyle başka bir plastik bir ayak yapacağım. Ayak tutabilirim. Normal. Genel olarak böyle yani. Evet. Yani. Sağlanırsa da eğer belki duvara monte edebilirim bir şeyle. Duvara sabitleyebiliriz. Alabımızı tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.